Yunus Emre demiş ki yaratıcılık nasıl gerçekleşir? İnsanın tutkusu, azmi, istikrarı olduğu zaman kendiliğinden ortaya çıkan bir durum mudur? Şimdi yaratıcılık derken ne dediğimizi çok iyi tarif etmemiz lazım. Yaratıcılık ne tam bir mevzu? Öncelikle insan yaratıcı bir türdür. Mesela en son David Eagleman'ın kitabı da bu başlığı taşır. Yaratıcı tür diye. Bu arkadaş ne anlatıyor orada? İnsan türünün bu kadar imkansızlık içerisinde dünyada hakim bir tür haline gelmesinin temelinde diğer canlıların düşünemediği gibi düşünmesi, diğer canlıların bulamadığı çözümleri bulması, diğer canlıların açamadığı yolları açması var. Şimdi insan zihninin bunu yapmasını sağlayan birkaç tane temel özelliği var. Bir, beyni çok büyük. İki, beynin çok fazla bağlantısallığı var. Üç, ön beyin yani diğer beyin bölgelerini kontrol eden ön taraf devreleri çok fazla gelişmiş. Dört, bu gelişmiş bağlantılar nedeniyle işte zaman algısı falan filan plan program yapabilme, geçmişi çok uzağa kadar hatırlayabilme gibi bir takım yetenekleri var. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğinizde daha önce defaatle anlattığım en son İzmir'de yapmış olduğum TEDx konuşması da yeni koydular internete. Orada da zaten buna benzer bir konuyu anlatıyorum. Geçmişten getirdiği deneyimleri gelecekteki olası hayallere dönüştürebilmek için şimdi sıra dışı çözümler bulabilen bir varlık insan. Şimdi sıra dışı çözümler bulabilme becerisine de yaratıcı diyoruz ama tabii biz günlük hayatımızda yaratıcılığı genellikle böyle tabir etmiyoruz. Yani bir anda böyle çok parlak çözümler bulabilen, bir anda işte bir tablo yapan, efendim çok güzel resim çizen adama falan yaratıcı diyoruz. Yaratıcılık böyle bir şey değil. Mesela yaratıcılık şöyle bir şey. Yani kesinlikle kavgaya girebileceğiniz bir ortamda sakin kalmayı tercih edip ortamı yatıştıracak akıllıca bir espri yapsanız da bu çok yaratıcı bir davranış. Ve bir anda insanların hayranlığını kazanıyorsunuz. Neden? İnsanlar, insan türü yaratıcılığı takdir etme eğilimiyle de donatılmış. Çünkü bir başkasının yaratıcılığı türün işine yarıyor. Diğerleri de o yaratıcılığı takdir ettiği için yaratıcılık ve yaratıcılığa dayalı işler yapan insanlar genellikle toplumda el üstünde tutuluyor, seviliyor. Hemen hemen her dönemde işte sanatçılar, düşünürler, bilmem ne falan, aa diyorlar, bu adamlar işte bu kişiler iyi bir şey yapıyor falan filan gibi. Dolayısıyla yaratıcılık zaten bizim beynimizin şiarı, insan olmanın bir gereği. İçinde hani default olarak geliyor, böyle diyelim. Şimdi peki biz niye yaratıcılık konusunda bir karın ağrısı çekiyoruz? Çünkü bugün içinde yaşadığımız dünya çok fazla yaratıcılık istemiyor. Yani biz her şeyin elimizde hazır olarak bulunduğu, daha ihtiyaç duymadan çözümün önümüzde belirdiği bir zamanda yaşıyoruz. Yani dijital olarak öyle bir yaşamışsınız işte, cep telefonunuza bir uygulama yüklüyorsunuz, uygulama marketini geziyorsunuz telefonunuzda. Bir uygulama görüyorsunuz, aa ne kadar enteresan diyorsunuz, indirip ondan sonra onsuz yapamamaya başlıyorsunuz. Atıyorum işte bir tane not tutma uygulaması indirmiştim senelerden beri, yapıştım kaldım, bırakamıyorum. Ama ondan önce böyle bir ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Yani elimde bir cihaz var, ben bununla bir not tutacağım, notlarımı şöyle arşivleyeyim, bilmem ne yapayım diye bir yazılım yazmak zorunda bile değilim. Artık onu birileri benim için yapıyor. Aynı şekilde gıdada böyle, hatta çiftleşmede, cinsellikte, evlilikte, toplumsal hayatta, yardımlaşmada, para pul bulmada neyse, hep böyle hazır çözümler, hazır kalıplar var. Bunların içerisinde tabii ki zihnimizi zorlamamızı gerektirmeyen bir zamanda yaşadığımızdan yaratıcılık sanki tuzu kuru, hali vakti yerinde, marjinal, işte akşam kulağını kesen, sabah gözünü oyan tiplerin işiymiş gibi geliyor bize. Halbuki pek öyle değil dediğim gibi. Yaratıcılık anlık olarak ortaya çıkan bir şey. İnsan yaratıcılığının bu biraz önce saydığım beyin özelliklerinden kaynaklanan ya da onların sonucu olarak ortaya çıkan temel görüngüsü beklenmedik bir şey yapması. Yani algoritmalara aykırı bir şey yapması. Şimdi bütün canlılar tabiatta dış dünyadan gelen ya da içlerinden gelen algılara, uyarılara karşı belli sınırlar dahilinde kabaca algoritmik tepkiler verirler. Mesela işte bir Eagleman'ın dayan bu konuyla ilgili anlattığı ilk örnek beni çok etkiledi. Çünkü benim hayatımda çok eksik olan bir şeydi. Bütün hayvanlar diyor yemek yer, yani hepsi yer ve farklı farklı şeyler de yerler. Ama bir tek insan o yemeği alır, bir hazırlar, bir prezentasyon, garnitür, şekil, şümelek, içecek mi içecek değil mi? Bir masa donatır, sofra yapar. İnsanı şimdi yaratıcı yapan şey bu. Normalde buna ihtiyacın yok değil mi? Yalağı doldurup yiyebilirsin yani önüne ne gelirse. Ama öyle beslenmiyoruz. Bunu insanca bir hale çeviriyoruz. Ya da işte bir ne bileyim depo gibi evlerde yaşamıyoruz. Yani böyle bir takım alet, edevat değil mi? Koltuk, güzel bir şeyler. Bir etrafımızı kendimize göre düzenlemek, oraya bir ruh katmak gibi. Dünyayı belli bir plan ve program, hatta hayal çerçevesinde değiştirebilme güdümüz var. Hatta bu değiştirmek zorunluluğumuz var yani. Ancak böyle yaşayabiliyoruz. Aslında böyle baktığınızda kimisi mutfakta, kimisi çalıştığı işte ya da okulunda, kimisi arkadaş ilişkilerinde, kimisi ikili ilişkilerinde,
gerçekten çok yaratıcı olabiliyordur. Mesela kızlar çok severdim. Hayır, bugün bana bir sürpriz yapmış. Yemin ediyorum aklım aldı falan diye. Şimdi bu arkadaş tabii ki yaratıcı bir arkadaş. Ne yaptıysa kızın tepesi uçmuş. Mesela bu aralar evlilik tekliflerinde müthiş yaratıcı olmanız gerekiyor. Yani al sana yüzük aldım falan, adamı döverler yere, yüzüğü yuttururlar sana. Zor bela çıkıyorsun. Artık öyle değil. İşte dalgıçlar tutup uçaktan atlatıp bilmem ne bir şeyler yapıp pankartlar açıp seni seviyorum evlen benimle falan demen lazım. Bir de bir taraftan şimdi bu tabii biraz medyada abartıldı, bu yaratıcı evlilik teklifi meselesi bir ara viral videolara dönüştü. Bunu da bizim yani dünyanın çok hoşuna gitti. Herkes paylaştı. Bir 2-3 sene önce öyle bir dalga olmuştu. Biz bunu niye bu kadar benimsedik? Yani gerçekten mesela kadınlar, daha evvel çok konuştuk, eş seçiminden kadın sorumlu olduğu için, erkek de kendini beğendirmek zorunda olduğu için kadın en çok puanı neye veriyor? Yaratıcılığa. Yani yaratıcı bir şey yaptığı zaman çok hoşuna gidiyor. Tabii kırmızı spor arabasıyla yaratıcılık yaparsa daha da hoşuna gidiyor. Bir de köşeli çene ve hafif kaslı bir omuzla yaratıcılık yapıp kırmızı spor arabadan inerse, o zaman dükkan senin, artık hiç böyle itiraz etme şansı kalmıyor. Bunun yanında başka kriterler de var ama eş seçiminde bile bu kadar önde olan bir yaratıcılık meselesine ben nasıl ulaşacağım diye düşünmektense, şimdi şu anda ve burada nasıl bir yaratıcılık yapabiliriz, bir onu düşünelim. Arkadaş şu anda interneti kapatıyormuş, yeter tamam ben yaratıcılık yapıyorum. Yok, hemen kapatmayın ama yani her an çizgi dışı bir şey yaptığınızda aslında yaratıcılığı kullanmış oluyorsunuz. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, yaratıcılığı bir kas olarak düşünün. Öyle değil ama beyinde bir kas gibi. Mini mini yaptıkça bu konudaki yetkinlik artacaktır. Ve yavaş yavaş siz hani bunu daha çok yapabiliyor, daha kolay yapabiliyor hale geleceksiniz. Şimdi mesela Cem Yılmaz'ı bir programa çağırıyorlar değil mi? İşte bir talk show'a, internet programı. Ya herif bir konuşmaya başlıyor, adamın normal konuşmasını dinlerken gülüyorsun yani elde olmadan. Ne? Japonya'ya gittim, bizdeki kadar ileri teknoloji görmedim. Desem ya... Abla cümle tamamlandığı zaman Allah aşkına. Böyle seyirci olur bir ya. Ay anladım ne dediğini. Deme artık çok komik. Şimdi muhtemelen Cem Yılmaz ilk sahneye çıktığında böyle değildi ama orada kendini zorlayıp insanları güldürmek için işte bir sürü hikayeler yaratıp yazarken beyni de o sırada arka planda buna çalışıyordu devamlı. Ve seneler içerisinde beyni böyle kullana 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 bir süre sonra artık evde barkta da çekilmez bir adam haline geliyorsunuz. Bu arada Cem'le bir direkt tanışmadım ama evde nasıl bir adamdır bilmiyorum. Hani birebir muhabbetinden haberim yok. Var etrafımızda komedyen arkadaşlarımız. Evde falan çekilir insanlar değiller. Devamlı o böyle şey olma, farklı bir şey söyleyeyim, lafı şuraya gediğini yerleştireyim. Bir anda ortamda spotlight'ta ben olayım falan. Hiçbir yerde işe yaramaz. Hani bugün yatakta çok komiksin. Efendim? Böyle bir kafaları oluyor. Hani tabii bu istenen bir şey mi bilmiyorum, ayrı konu ama geliştirilebilir olduğunu söylemek için bu örneği veriyorum. Bu ufak ufak, minik minik, çizgi dışı, plan dışı, algoritma dışı davranış ve düşüncelerle zamanla kazanabileceğimiz bir şey. Ama o sanatsal yaratıcılık, o ilhamla gelen koca besteler falan, onlar çok küçük bir yüzdeye gelen, biraz özel koşullar isteyen, bak özel beyinler demiyorum, özel yetişme koşulları isteyen ve hani şanslı diyebileceğimiz bir grup insana hasredilmiş gibi gözüküyor. Zaten herkes Mozart olsaydı kim alkışlayacaktı? Bir de onu düşünelim. Yani bir iş bölümü yapmamız lazım değil mi? Az olsun, bizden olsun. O zaman hocam bu yaratıcılık meselesinde şeyi vurgulamamız önemli. Yani sizin dediğiniz gibi yaratıcılık öyle egzajer edildiği kadar farklı bir şey değil. Gündelik hayatımızda, kendi ilişkilerimizde her an aslında var olan bir şey. Zaten Belki mecburuz bunu yapmaya. Mesela bak şu evet. anda bir şey yapıyoruz Hazal'cığım. Sen bana bir soru sordun. Ben işte bir kendimce bir cevap verdim. Bunların çoğu önceden işte öğrendiğim şeylerdi falan. Fakat bunları ben ilk defa kafamda bir araya getiriyorum. Tam ben cevap verirken sen dedin ki ya bu arada hocam dedin şöyle de bir şey. Sen de aslında bir yaratıcılık, yani zihninde yeni bir şey uyandırdın, bir şey daha sordun. Aslında mesela insan sohbeti de son derece yaratıcı ve doğurgan bir eylemdir. Özellikle bizim kadim kültürde sohbet çok övülmüş mesela. İnsanların bir araya gelip sohbet, muhabbet etmesi. Bu arada muhabbet sözcüğü, iki muhabbet edelim abi diyoruz ama muhabbet birleşme demektir yani. Sevgiyle birleşme, bir yumak olma falan anlamına gelir. Ya bütün bunlar insanı çoğaltan, türümüzün faydasına sonuçlar ve fikirler üretebilmemizi sağlayan araçlarımız. Konuşma çok yaratıcı bir eylemdir. Bir kere zaten bir soru yorumda galiba ben bunu anlatacaktım da çok uzun oldu, vazgeçtik. Yani ağzınızdan çıkan normal günlük standart bir kelimenin nasıl çıktığını bilseniz gerçekten dudağınız uçuklar. Yani öyle bir sistem oluyor ki içeride ki binde birini bilmiyoruz daha. Sırf bildiğim kadarını anlatsam bir kere bu 3 saat sürer en az. Ve o sürecin ne kadar doğurgan ve bizden tırnak içinde
biz bilinçli benliğimizden ne kadar bağımsız olduğunu fark ettiğimizde iyice çarpılacağız. Ben bunu sürekli konuşan bir insan olarak çok yaşıyorum. Geçen hafta sonu işte bu cumartesi ve pazar iki tane televizyon programına çıktım. Televizyon programlarından sonra sürekli Twitter'dan, şuradan işte WhatsApp'tan sağ olsunlar övgü, teşekkür falan mesajları geliyor. Ve birçok arkadaş alıntılar yapıyor. Abi şöyle dedin çok iyiydi. Hocam bu laf çok iyiymiş. Ben o lafı söylediğimi hatırlamıyorum bile. Yani arada nerede kaptırdıysak böyle tamam o laf evet var biliyorum zihnim bir yerinde ama o programda söylemiş miyim sorsan yok söylemedim derim. Nereden çıkıyor onlar? İşte yaratıcılık o anda da çalışıyor. Yani insan aslında her an yaratıcı. Bir tek onun kıymetini bilir de acıcık üzerine düşerse, acık kendini takdir, esas önemli olan bak. Yaratıcılık, sözde kısa cevap verecektim, bitmiyor ki mevzu. Yaratıcılık... Çok derin bir konuya girdik hocam. Zaten derin. Sürekli tartışılan, anlaşılmaya çalışılan bir konu. Çeşitli türevleri geliyor bu sorunun sürekli olarak. Aynen öyle. Unutmadan da en son şununla bağlayayım diye hemen onu araya sokayım dedim. Ya insanın herhangi bir zihinsel melekesini geliştirmesinin en önemli gereksinimlerinden biri o zihinsel mekanizma az da olsa bir verimle çalıştığında onu takdir etmeyi ve onun ürünlerini biraz temaşa edip böyle zevkine varmayı becerebilmek lazım. Biz şimdi şu basit konuşma ya da basit bir iş becerme ne bileyim işte her gün yaptığımız işteki yaratıcılığı görecek kadar üzerine böyle eğilmezsek onun onlar aynı zamanda böyle suya yazılmış yazı gibi gelir geçer gelir geçer ama siz hakikaten yaptığınız bir işi takdir edecek kadar onu anlayacak kadar derinlikli bir şekilde kendi aksiyonlarınız, sözleriniz ya da davranışlarınız üzerine biraz düşünecek olursanız yaratıcılığın aslında her tarafımızı çevrelediğini görürüz. Sadece tanımlara biraz dikkat etmek lazım. Yani o yaratıcılık her zaman o zannettiğimiz şey değil. Çok daha dünyevi ve güncel hayatta tıngır mıngır yaptığımız bir şey aslında. Hocam çok güzel bir şey söylediniz. Ben hani özellikle vurguyu buraya almak istiyorum. O tanımlara dikkat etmek lazım ya. Biz tanımları çok yüksek yere koyduğumuz için mesela ben başarılı değilim diyoruz gündelik hayatta. O başarı tanımımız ne? O tanıma sahip değiliz. O tanımımız olmadığı için aslında o başarıyı hiç elde edemiyoruz. Aynen yaratıcılık da o. Yaratıcılık tanımımız ne? Değer tanımımız ne? Ben değerli hissetmiyorum. O değer ne? Belki öncelikle kendi tanımlarımızı bulmalı, onları anlamalı ve sonra o aradığımız şeye ulaşmayı denemeliyiz. İşte aynen buna ben ilk kitapta afazi demiştim mesela söz yetimi. Kelime var ağzımızda ama ne anlama geldiğini bilmiyoruz. İşte şimdi bak üniversite tercihi yapıyor öğrenciler. Heder oluyor hepsi. Bize işte bizden danışmanlık almaya gelenler falan başarı diyor. Nedir hacım başarı? Annesi diyor ki çocuğun başarılı olsun. Söyle, nedir ablacığım başarı? Babası diyor ki yani başarı işte efendim canım o üniversiteyi kazan. Abi ne oldu o kadar mı çocuğun başarısı yani bu mudur? Olsa ölecek mi bu çocuk? Başarı dediğimiz şeyin tarifi tanımı da yok. Hedefi de yok. Aynı şekilde dediğim bütün şeyler mesela değerler, korktuklarımız, sevdiklerimiz, arzuladıklarımız bile çoğunun yani meslek olarak adını telaffuz ettiğimiz çoğu şeyi bile bilmiyoruz aslında. Evet. O yüzden afazi tehlikeli. Bir şeyi istiyorsan önce ne istediğini bileceksin. Yani mesela işte yaratıcılık da böyle, başarı da böyle. Aziz Agustin'in sözüymüş galiba. Felsefe insana para kazandırmaz ama gereksiz birçok masraftan alıkoyar diye. Etimoloji de böyledir. Yani siz kelimelerin kökenlerini, içerimlerini, anlamlarını, semantiğini bilmem nesini biraz anlamaya çalışırsanız biraz yani ne diyor bu kelime? Acık böyle en azından zihninizi ona böyle kitap okumaya ihtiyaç kalmadan kendi kendinize bir yorsanız birçok kelimenin bizi gereksiz yere meşgul ettiğini fark edeceksiniz. Yani enerjimizi boşa harcıyoruz. Dolayısıyla başarı için değil de ne bileyim canımızın istediğini yapmak için çalışırdık. Yani o zaman da gayet başarılı olurduk işte. Ben bunu çok geç fark ettim. Keşke daha erken fark etseymişim. Şimdi o politikayla devam ediyoruz yani. Yine de hocam bu belli bir bu yaşla alakalı değil ama belli bir kıvama gelmeden zaten çok fark edilen bir durum da değil. Şimdi biz anlatıyoruz. Ben de adım adım keşfeden gruptanım. Öğrenciler geliyor. Özellikle tanıtım döneminde çok şahidiz. Onları anlatıyoruz ama içselleşmiyor bilgiler henüz onlarda. Zamana ihtiyaç var. Anlamaları için vakte ve tecrübeye ihtiyaçları var. Burada da mesela sen şimdi bir soru soruyorsun. Biz bir cevap veriyoruz. Dinleyen kimsenin sorunu çözülmüyor ki. Ama bu çözüm önerileri eğer farklıysa farklı bakış açıları yani dinleyen arkadaşa farklı geliyorsa farklı bakış açıları dinler dinlemez herkes tarafından anlaşılır hiçbir problem yok ama anlaşılan bir fikrin hale dönüşmesi toprağa düşen bir tohumun çimlenmesi ve işte yaprak meyve vermesi gibidir. Bunun için uygun zamanda düşmeli, uygun toprağa düşmeli, uygun zamanda, uygun koşullarda, uygun bir iklimde, mevsimde falan filan
işte doğru zamanda doğru yerde düşüyorsa o bir şekilde o çimlenir. Ha bugün attın, arkadaş hiç tınmadı. 2 sene leyleylem gezdi. 3 sene, 4 sene sonra neyse dedi ki ya bir gün ben internette bir videoda şöyle bir şey dinledim. Dur bakayım arkadaş dediği anda o tohum yaşarmaya başlar işte. O yüzden anlattım anlamadı lafını bir geçin. Kısa anlatın. Diyene bak. Kısa anlatın. Az izah edin. Gerekiyorsa aralıklarla birden fazla kez izah edin. Ama sonra kararı kişiye bırakın. Eğer davranışı gerçekleştiremiyorsa, o davranış değişikliğini üretemiyorsa demek ki o zaten zihni hazır değil. Böyle diyerek hani herkesin de bir gün bunlardan istifade edebileceğinin de kapısını açık tutmak lazım gibi geliyor bana. Bence şahane bir cevap oldu bu soruya hocam. Estağfurullah. Teşekkür ederim.